أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Kıymetli izleyenlerim, Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birinizi, her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan sevgili kullarından eylesin. Rabbim maddi manevi bütün sıkıntılarımızı izale eylesin. Her birimizi yuvasında huzurlu olan, kazancında bereketli olan, istikameti dosdoğru olan bahtiyar kullarından eylesin. Rabbim ciğerpare yavrularımızı, ehli Kur'an, hamili Kur'an, hadimi Kur'an eylesin. Namazdan uzak, camiden, cemaatten uzak, istikameti bozuk olan yavrularımıza, torunlarımıza, yeğenlerimize, komşularımıza, akrabalarımıza Rabbim hidayetler nasip eylesin. Ruz-i mahşerde huzur-u ilahiye vardığımız zaman yüzümüze hak edecek ne kadar iyilikler ve güzellikler varsa Rabbim sevdirsin ve nasip eylesin. Hesabını veremeyeceğimiz, ağlayacağımız, rezil ve perişan olacağımız nice yanlışlar varsa Rabbim şimdiden nefret ettirsin ve muhafaza eylesin. Rabbim içinde bulunduğumuz ülkemizi asırlarca dini celil İslam'ı cihana yayan ve en güzel hizmeti yapan şu güzel ülkemizi zevalden muhafaza eylesin. Düşmanların hilelerinden, desiselerinden korusun ve himaye eylesin. Kur'an'da ve sünnette birleşmeyi, İslam'ı yaşamakta kucaklaşmayı, düşmanlarımızı çatlatırcasına birlik ve beraberlik içerisinde olmayı, ekonomik açısından, harp sanayi ve teknolojisi açısından da dünyanın en güçlü ülkesi olmayı Rabbim ülkemize nasip eylesin. Bizden, ülkemizden himaye bekleyen nice gariban ülkeler varsa, Arakan gibi, Doğu Türkistan gibi, Mescid-i Aksa gibi, Suriye, Mısır gibi, nice Afrika ülkeleri gibi, nice bizden medet bekleyen kardeşlerimiz varsa, onların yarasına merhem olabilmeyi Rabbim ülkemize nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, evrensel bir peygamberdir. Kıyamete kadar peygamberliği devam edecek ve kendisinden sonra yeni bir vahiy ile yeni bir peygamberin gelmeyeceği son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dolayısıyla 1400 sene önce aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de veya Medine-i Münevvere'de ashabına irad etmiş olduğu sözleri sadece o gün, o asır için değil, kıyamete kadar gelecek ümmeti için irad etmişlerdir. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek insanlara ilahi kitap olarak yeterlidir. Hadis-i şerifler de kıyamete kadar gelecek olan ümmeti Muhammed'e, Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri ve din-i cilli İslam'ı yorumlayıp önümüze koyması bakımından kıyamete kadar geçerli akçedir bu hadis-i şerifler. Biz de
Mişkâtül Mesâbih isimli hadis-i şerif kitabımızdan sırayla hadis-i şeriflerimizi okumaya devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde Bâbul İ'tisâmi bil kitâbi ve sünne. Kitap ve sünnete i'tisam babı. Yani bizim önümüzde, biz Müslümanların önünde iki tane ana kaynak var. Bunlardan birisi Kitabullah, Allah'ın kitabıdır. Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Birisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesidir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu muhtelif asırlarda beşeriyete taraf-ı lahutiden yani ilahi alemden kitap göndermiştir. Adem aleyhisselamdan başlayan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar devam eden süreçte Allah beşeriyeti peygambersiz ve kitapsız bırakmamıştır. Son peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gönderirken ona da en mükemmel kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i inzal buyurmuştur. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Kimsenin dahledemediği, müdahale edemediği, karıştıramadığı, bir şeyi sokamadığı Kur'an-ı Kerim sapsağlam elimizde, gönlümüzde, zihnimizde ve aramızdadır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in ayetleri üzerinde misyonerler yaptıkları çalışmalarla bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. İslam grupları arasında, Müslüman grupları arasında tekfir edecek, birbirini tekfir edecek, hayır bu Müslüman değildir, bu gavurdur söylemesine sağlayacak fitne çıkarmaya çalışıyorlar. Baktılar ki Kur'an-ı Kerim'in bir kelimesini değiştirmek mümkün değil. Bir ayetini değiştirmek mümkün değil. Artık Kur'an-ı Kerim'i değiştirmekle uğraşmıyorlar. Ya Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki ayetlere bakış açısını efendim farklı farklı yönlerden baktırıp birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Ve en çok başardıkları da budur kardeşlerim. Kıymetli izleyenlerim, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim sapsağlam aramızda. Buna sımsıkı sarılmak lazım. Avvu aleyha bin nevacid ifadesi de geçiyor hadis-i şeriflerde. Yani elinizle kolunuzla sarılmanız yetmeyebilir. Belki azı dişlerinizle beraber de ısırın bu kitabı. Sakın bunu elinizden almasınlar ve sakın bunu kaçırmayın. Bir Kitabullah'a sımsıkı sarılmak lazım. Bütün hayat tarzımız Kitabullah'a münasip olmalı, muvafık olmalı. Kur'an-ı Kerim yolu böyle gösteriyorsa tersine gitmek olmaz. Tersine gitmek insanı cehenneme götürür. Allah muhafaza eylesin. Allah'ın ak dediği aktır, siyah dediği siyahtır. Helal dediği helaldir, haram dediği haramdır. Bütün dünya birleşse, faiz helaldir dese asla helal olmaz çünkü Kur'an bunu haram demiştir. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmak lazım. Örf, adet ve gelenekler Kur'an'a uyarsa saygındır. Kur'an'a uymazsa saygın değildir. Affınıza sığınarak şöyle bir örnek vermek icap ederse, kara sineğin alıştığı yer veya sivrisineğin alıştığı yer mikrobimsi yerlerdir, çöplüktür. Ona göre çöplük bir toplumun içerisinde bir bölgede olmalı. Faydalı olmalı. Ama bize soralım, insanlara soralım, temizlere soralım, arıya soralım. Hayır. Bu mikrobun oluştuğu yerler tehlikelidir. Bunları ilaçlamalı, mikrobu öldürmeli derler. Aynen bazı insanlarda alışkanlık gereği sivrisinek gibi, kara sinek gibi hep böyle çöplerde yetiştiği için öyle yerler arar. Gül, efendim gülistanlık lale onu çok mutlu etmez. Dolayısıyla haramlarda yanlış yerlerde hayatını çürüten insanlar sivrisinek gibi mikroba alışmışlardır. Onlar gül gülistanlığı görünce çarpılabilirler. Sarhoş olabilirler. Vaka, önce mikroplardan arınmak lazım. Yani Kitabullah ne diyorsa doğrusu budur. Çiçektir, laledir, güldür,
güneştir, ışıktır, yıldızdır, aydır. Dosdoğru yolu gösteren Kur'an-ı Kerim'dir. Elbette Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmak lazım. Ama Kur'an-ı Kerim ayetlerinin her birisi açık ve net bir şekilde herkesin anlayacağı tarzda değildir. Yani ilme ihtiyaç var mı? Bir matematiği öğrenmek için ilme ihtiyaç var. Bir hukuk kitabını okuyabilip anlayabilmek için dilimizde olduğu halde ilme ihtiyaç var. Üniversitelerde elbette okutulan kitaplar Türkçe değil mi? Türkçedir. Okuyanlar da Türk değil mi? Türktür. Okutanlar da Türk değil mi? Evet. Peki ne gerek var? Alsın Türkçe kitabı, okusun, kendi kendine alim olsun. Her şeyin bir ustaya ihtiyacı var. Bir bilene ihtiyacı var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ilahi bir kitaptır. Murad-ı ilahi, Allah bu kelimeden, bu cümleden, bu ayetten neyi murad etmiştir? Kendisine sorma imkanımız olmadığına göre bu ayetleri açıklamak üzere sevgili Habibi, Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiştir. Bu konuda ilimle kendisini donatmış, vahiy ile kendisini donatmış, in huve illa vahyun yuha diyor. Benim peygamberim وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Hevasından konuşmaz diyor. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Kendisine vahyedilen bir vahiy konuşur, vahiy söyler. Öyleyse aleyhissalatü vesselam Efendimiz اَجْرَعُكُمْ عَلَى الْفُتِيَا اَجْرَعُكُمْ عَلَى النَّارِ Sizin içinizde fetvaya en cesaretli olanınız, ateşe en cesaretli olanınızdır buyuruyor. Yani bir insan yanlış bir fetva verse, yanlış fetva ile kendisini cehenneme atmış olur. Biz yanlış bir fetva verdiğimiz zaman kendimizi ateşe atmış oluyoruz da eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem din adına, iman adına, Kur'an adına, ahiret adına, Allah adına söylediği şeylerde yanlış olacak olsaydı Efendimiz bunun bedelini nasıl ödeyecekti? Elbette Allah Celle Celaluhu ona yanlış yaptırtmaz. Çünkü elçisidir. Onun adına konuşuyor. Kendi adına konuştuğuna göre, Allah'ın adına konuştuğuna göre Allah onu korumaz mı? Allah onu yanlıştan himaye etmez mi? Elbette eder. Bu bakımdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri sıradan sözler değildir. Vahye dayanan sözlerdir. Hilaf-ı hakikat olan bir söz olsa, murad-ı ilahiye münasip olmayan bir söz olsa Allah Celle Celaluhu Cebrail aleyhisselam'ı gönderir, hemen düzeltirdi. Dolayısıyla kıymetli izleyenlerim, bizim kitaba ne kadar ihtiyacımız varsa sünnete de o kadar ihtiyacımız var. İşte bu başladığımız konu el-i'tisam bil-kitabi ve sünne. İki şeye sımsıkı sarılmak lazım. Birisi Allah'ın kitabı, birisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti deyince kıymetli izleyenlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kavli dediğimiz sözleri, fiili dediğimiz yaşantıları, takriri dediğimiz görüp de sustuğu, ses çıkarmadığı, tabiri caizse lisan haliyle onayladığı konular bunların hepsi sünnetin içerisine girmektedir. Demek ki bu dersimizde ve müteselsil konunun devam ettiği derslerde kitap ve sünnete sımsıkı sarılmanın ne kadar önemli olduğunu yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu işin pirinden dinlemiş olacağız. Bakalım birinci hadis-i şerifimizde ne vardır? An Aişete radıyallahu anha Hazreti Aişe radıyallahu anha'dan rivayet edildi ki قالت قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müminlerin annesi, kıymetli annemiz Hazreti Aişe radıyallahu anha diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Men ehdefe fi emrina hada ma leysa minhu fehuve raddun. Men ehdefe fi emrina hada bizim şu işimizde şu dinimizde kim bir şey ihdas ederse nasıl ma leysa minhu olmayan bir şey ihdas ederse فَهُوَ رَدُّنُ Onun ortaya koyduğu, ihdas ettiği merdüttür. Reddedilmiştir, kabule şayan değildir. Veya şöyle ikinci bir manada veriliyor. مَنْ اَحْدَثَ ف۪ي اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ Bizim bu dinimize, emri ilahiye, evamiri ilahiye,
Bundan olmayan bir şey kim ilave ederse şeriat-ı garra-i Muhammediye'ye, dini celil-i İslam'a kim bundan olmayan bir şeyi sanki bundanmış gibi ilave ederse fehuve raddün, bu kişi merduttur. Bu kişi kabul edilmez, reddedilmiştir. Bu iki manada verilir. Kıymetli izleyenlerim. Burada bu hadis-i şerifte sözler kısa, anlam geniştir. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah dinini kemale erdirmiştir. Ben de peygamberi olarak, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olarak bu dinicili İslam'ın nasıl yaşanması gerektiğini sizlere uygulamalı olarak öğrettim. Artık Kur'an'da yok, sünnette yok. Fakat birileri geliyor, dindenmiş gibi bir şeyleri ihdas ediyorlarsa bu merdüttür, asla kabul edilmez. Kıymetli izleyenlerim, elbette burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin merdüttür dediği, bid'at diye ifade ettiğimiz, dinicili İslam'a sokuşturulmaya çalışılan şeyler bir itikatla alakalı olabilir. İtikat, inanç demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmeinde, hulefai raşidinde olmayan bir inanç, eğer bir insan tarafından benimsenirse, ne yapmış olur o insan? Dinde olmayan, inanç yönüyle dinde olmayan bir şeyi hayatına katmış oluyor ve böylece yeni bir şey ihdas etmiş oluyor. Buna çok canlı ve cazip bir örnek vermek gerekirse, bazı insanlar vardır ki kader diye bir şey yoktur diyorlar. Şimdi kader diye bir şey yoktur diyen insanlar, her insan istediği gibi hareket eder, daha önceden yazılmış, çizilmiş herhangi bir şey yoktur diyen insanlar, bu inancı ortaya koyduğumuz zaman, bu inanç peygamber inancı mı sallallahu aleyhi ve sellem? Hayır. Sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim inancı mı? Hayır. Peki, Efendimizin olmayan, Hulefai Raşidinin olmayan, sahabe-i kiramın olmayan bir inanç, benim inancım nasıl olabilir ki? İşte bu nedir? İnançta ihdas etmek. Bidat ortaya koymaktır. Bidatın inanca taalluk eden kısmı en çirkin kısmıdır kıymetli izleyenlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali Efendimiz rıdvanullahi aleyhim ecmeine son derece ilgi duyardı. Onlardan övgüyle bahsederdi. Bir defasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz Uhud Dağı'nda Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anhum ile beraber iken Uhud Dağı bir sallanıyor. Deprem gibi bir şey oluyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Dağı'na bir arkadaşına konuşur gibi konuşuyor. Ve diyor ki, ey Uhud, Usbuti, dur bakalım, sakin ol diyor. Fe inna aleyki nebiyyen ve siddiqan ve şehideyn. Senin üzerinde bir peygamber var. Bir sıddık var. İki tane de şehit var diyor. Zaten onlar dört kişiydiler. Birisi peygamber, kendisi. Birisi sıddık, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendim. İkisi de şehit. Kimden bahsediyor? Hazreti Ömer Efendimiz'le, Hazreti Osman Efendimiz'den. Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Bunların şehit düşeceğini mucizevi yol ile bize bildirmiş oluyor. Orada ifade etmiş oluyor. Kıymetli izleyenlerim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in nesiydi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz? Kayınpederiydi. Kayınpederi olmasının ötesinde dava arkadaşıydı bidayetinden nihayetine kadar. Hicret olayında. Şimdi bütün sahabe-i kiramın Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e karşı hürmeti, saygısı var mıydı? Efendimiz seviyordu, ilgi duyuyordu. Bütün sahabe-i kiramı seviyordu. Ahdettiler, akdettiler, biat ettiler ve onu halife seçtiler. Şimdi kalkar birisi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'e, Hazreti Ömer Efendimiz'e dil uzatır, küfür ederse bu
Peygamber Efendimiz'de olmayan, sahabe-i kiramda olmayan, hulefai raşidinde olmayan bir yaklaşım tarzını ortaya koymuş olur. Ve böylece bir bid'at gerçekleştirmiş olur. İşte kıymetli izleyenlerim, inançta yapılan yanlış ve bid'atlerden birisi kaderi inkar etmektir. Birisi de kaderi farklı bir şekilde yorumlayıp, insanın elinde asla iradesi yoktur. Efendim, rüzgarın karşısında sallanmaya mahkum olan yaprak gibi ne taraftan eserse o tarafa doğru sallanır. Kendi iradesiyle yapabilecek hiçbir şey yoktur. İnancı da itikat bakımından bid'at dediğimiz, ihdas edilmiş, yanlış ve çirkin inançlardandır. Bu bakımdan dinimizde yapılan, ihdas edilen bid'atler bir inanç bakımından olur. En büyük tehlikesi budur. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Efendilerimizi Rıdvanullahi Aleyhi Mecmain din dairesinin dışında düşülmek, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhalif gibi göstermek, bunlar tamamen onlara bakış açısından aleyhissalatü vesselam Efendimizin ve sahabe-i kiram Rıdvanullahi Aleyhi Mecmain'in bakışının tersine, zıttına bir bakış olması bakımından bu merdüttür. Bundan dolayıdır ki komşu ülkemizde, İran'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzide sahabesinden Hazreti Ebu Bekir Efendimizle, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman Efendimiz Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain ile ilgili akle hayale gelmeyen çirkin ifadeler değişik alim taslakları tarafından kullanılıyor. Hatta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'e, Hazreti Ömer Efendimiz'e sövmenin ibadet olduğunu, faziletli olduğunu iddia edecek kadar yolunu şaşırmış insanlar vardır. Evet kıymetli izleyenlerim, demek inanç bakımından olabilir, tavır ve davranışlar ibadet bakımından olabilir. Buna bid'at diyoruz. Şimdi ibadetlere ihdas edilen bid'atler ne gibi? Kıymetli izleyenlerim, elbette ibadetler tevkifidir. Yani Allah ve Resulünden bize nasıl geldiyse biz ibadetlerimizi öyle yaparız. Amerika'dan değişik görüntülerle bize kadar intikal eden camilerde kadın erkek beraber namaz kılıyorlar. Hatta kadın geçiyor imamlık yapıyor, arkasında saflarda erkekler kadınlar karışık namaz kılıyorlar. Cemaatle namaz kılıyorlar. Peki böyle bir ibadet şekli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de var mıydı? Hulefai Raşid'in aslında var mıydı? Yoktu. Böyle bir ibadet şekli nedir? İbadetlerin içerisine sokulmuş bir bid'attir. Bir grup kardeşimizle beraber Bosna Hersek'e gittik. Orada kadınların şadırvanlarda herkesin gözü önünde kollarını sıvazlayıp abdest aldığını aynen erkekler gibi camiye girip erkeklerin arasında safa girdiğini müşahede ettik. Yani Amerika'da başlayan bu yanlış ne yapıyor? Dalga dalga İslam bilgisi zayıf olan bölgelere, ülkelere yayılmış oluyor. Bu da ibadetteki bir bid'attir. Veyahut da ibadetteki bid'atlere bir örnektir. Kadın erkek karışık bir şekilde elbette ibadet etmeleri, kadının herkesin gözü önünde kolunu sıvazlayıp abdest almış olması, bunlar dini celil İslam'ın tasvip etmediği bazı bölgelerde bazı kendisini bilmez insanların veyahut da İslam dinini bilmeyen insanların farkına varmadan bilerek veya bilmeyerek uydurup ortaya koyduğu şeylerdir. Bid'attir bunlar. فَهُوَ رَدُّنْ Bunlar merdüttürler. Yani reddedilmiştir, asla kabule şayan olmaz. Cami cemaati kalabalık olsun diye kadınlar erkekler gelsinler karışık bir şekilde safa dursunlar. Olmaz. Efendim cami cemaati kalabalık olsun, gençler camiye gelsin diye genç kızlardan birisini imam yapalım, onun sesi çok daha cezbedici olur, cami gençlerle dolar denebilir mi? Asla. Bizim görevimiz istikamettir. Hesabını verebileceğimiz işleri yapmalıyız. Hesabını veremeyeceğimiz işleri yapmamalıyız. Hiçbir zaman İslam dinine herhangi bir şeyi sokma yetkisini peygamber kendisinde görmüyor. Hulefai Raşid'in kendisinde görmüyor. Biz kendimizde haşa nasıl görebiliriz ki? Merdüttür. Din-i celil-i İslam'a sokulan, sokuşturulmaya çalışılan bid'atlerin tamamı merdüttür. Bu örnekler
kıymetli izleyenlerim, çoğaltılabilir. Bu bakımdan hadis-i şerifi doğru anlamak icap ederse men ahdete fi emrina hada ma leysa minhu fehuva raddun. Aslı dinde yok, dinde olmayan, aslı usulü dinde olmayan bir şeyi bir insan dine ihdas etmeye, sokmaya çalışıyorsa bu merdüttür. Bunun kabule şayan bir tarafı yoktur. Bundan bir netice de beklenmez. Kıymetli izleyenlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifi günümüzde çok daha ehemmiyet arz etmektedir. Çünkü artık Müslümanlar televizyon aracılığıyla, internet aracılığıyla dünyanın her tarafındaki insanlara ulaşabiliyorlar. O dünyanın her tarafındaki bir takım gelişmeler, yaşantılar insanları etkiliyor. Eskiden köylerde efendim televizyon olmayınca sadece radyo vardı. Bir zamanlar radyo da yoktu. Kızlarımızı, erkeklerimizi yoldan çıkaracak sinemalar vardı. Oraya da herkes gidemiyordu. Şimdi her ev sinema oldu. Yani her evde isterse insan en çirkin filmleri seyredebilir. İnternetten, televizyonlardan dünyanın istediği kanalına girebiliyor. Dolayısıyla artı eksisiyle beraber insanları yoldan çıkaracak ve dünyadaki kötülüklere kısa zamanda insanın ittilağını sağlayacak maalesef pozisyonlar vardır. Bütün bunlar bizim yaşantımızdan İslam dininin yavaş yavaş çıkmasına veya bir takım yanlışların bizim hayatımıza girmesine sebep olacak niteliktedir. Bu bakımdan çok dikkatli olmak lazım. Allah ve Resulünün reddettiği, kabul etmediği bir tavır ve davranış içerisine asla girmemek lazımdır. Bid'atlerden sakınmak lazım. Dinci İslam'a sonradan sokuşturulan, aslı esası dinde olmayan şeylerden, zehirden kaçar gibi kaçmak lazımdır. Bu birinci hadis-i şerifimiz bize bunu göstermektedir. Kıymetli izleyenlerim. Kıymetli izleyenlerim, bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve raddun" şeklinde bir hadis-i şerifi de vardır. Yani ihdas edip, icat edip bir şeyi sokmaktan öte bir insan dinimizde olmayan bir şeyi yapar, kendisi gerçekleştirirse onun yaptığı bu amelde merdüttür, kabule şayan değildir. Efendim, kendisi sahibiyle beraber bu konuda reddedilmiştir, buyurmaktadır. Bu hadis-i şeriften özetle anladığımız, biz kendimiz dinde olmayan bir şeyi dinceliğime sokmak gibi bir çirkin cesarete cüret etmemeliyiz. Çünkü Allah'ın gazabına uğramış oluruz, lanetine duçar olmuş oluruz, reddine maruz kalmış oluruz. Bu manada diğer hadis-i şerifleri inşallah kısa bir aradan sonra devam edeceğiz kıymetli izleyenlerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kıymetli izleyenlerim, sevgililer, sevgilisi, kainatın efendisi, Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kitap ve sünnete sımsıkı sarılmakla alakalı şöyle bir hadis-i şerif bizlere hediye etmişlerdir. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hazreti Cabir radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet ediyor. اَمَّا بَعْنْ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَد۪يثِ كِتَابُ اللّٰهِ Evet. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri sözlerin en güzelinin Kur'an-ı Kerim olduğunu haber veriyor. Dolayısıyla Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz de burada ne buyuruyor?
fe inne hayral hadisi kitabullah. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabındaki sözler en güzel sözlerdir. Ve hayral hedi hedyu Muhammedin. Siretin, yürüyüşün, tarzın en güzeli, en hayırlısı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin siretidir. Onun tarzıdır, onun sünnetidir, onun yoludur. Ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ. Olayların, işlerin en şerlisi, en çirkini de muhdes olanlardır. Sonradan sokuşturulanlarıdır. Asla uymayan, şer'a uymayan, dinicil İslam'a uymayan bid'atlerdir. Ve kullu bid'atin dalaletun. Her bid'atte sapıklıktır diyor bu hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli izleyenlerim, bu hadis-i şerifte 4 tane cümle var. Birinci cümlede aleyhissalatü vesselam Efendimiz sözlerin en güzelinin Allah'ın kitabı olduğunu ifade ediyor. İkincisinde yaşantıların, sünnetlerin en hayırlısının Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olduğunu. Üçüncüsünde işler içerisinde en şerli ve zararlı olanların bid'atlar olduğunu ve dördüncü cümlede de her bid'atin dalalet olduğunu haber veriyor. Elbette bunları net anlama bakımından birkaç kelime ile izah edelim. Rabbimizin kitabı sözlerin en güzelidir. Çünkü ilminde sınır olmayan, kudretinde sınır olmayan, güzelliğinde sınır olmayan Allah'ın kelamıdır. Allah'tan güzeli yok, Allah'tan alimi yok, Allah'tan beceriklisi yok. Bu kelimeleri kullanmak bile zahittir. Öz kelamı olunca Rabbimizin sözlerin en güzeli, güzellerin en güzeli olan Allah'ın sözü ve kitabıdır. Yoktur bunun fevkinde güzelliğe, bunun seviyesinde, buna yakın derecede güzel olan yoktur. Elbette bu Rabbimizin kelamı olması bakımından güzelliği, kalitesi sınırsızdır. İkinci cümlede ne vardır? Peki usul ve üslup olarak, yol ve sünnet olarak kimin tarzı, kimin rehberliği en hayırlıdır? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin. Neden? Çünkü onun elinden Allah tutuyor. Çünkü onu Allah görevlendiriyor. Çünkü onun bilgilerini Allah donatmıştır. Onu Allah kodlamıştır tabiri caizse yapacağı güzelliklere. Dolayısıyla onun kayması mümkün değildir. Kaysa anında tutulur. Çünkü bütün insanlara örnek olacak. Sadece Mekke'deki insanlara değil, sadece Medine'deki insanlara, sadece Arap Yarımadası'ndaki insanlara örnek olmayacak. Sözleri sadece, tavır ve davranışları sadece bir asırdaki insanları etkilemeyecek. Kıyamete kadar gelecek insanları etkileyecek. Allah Celle Celaluhu bu özelliği nazarı itibara almamış mıdır? Onun sözlerinin kalitesini, onun yolunun kalitesini Cenab-ı Hak Celle Celaluhu böylesine mükemmel kılmamış mıdır? Elbette kılmıştır. Onu elçi olarak gönderen Allah Celle Celaluhu, kıyamete kadar elçiliğinin devamını temin edecek özelliklerle, güzelliklerle donatmıştır. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uslubu, yolu, ortaya koyduğu prensipler en güzel prensiplerdir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, kendi yaptığı ibadetleri araştırıp azımsayan bir grup insana, artık bunlardan bir kısmı demişlerdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatmış uyumuş olabilir gece. Ben yatamam, Peygamber nerede, ben nerede? Mutlaka ben sabaha kadar ibadet yapmalıyım. Bir kısmı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen oruç tutup bazen tutmamış olabilir. O peygamberdir, o nerede, biz nerede? Biz daha fazla çalışmamız lazım. Ölünceye kadar oruca devam demiştir. Bir tanesi, efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşleriyle bir yatağı paylaşmamış olabilir zaman zaman. Biz bazen de paylaşmış olabilir. Ama biz peygamber değiliz. Biz çok daha dersimize çalışmalıyız. Biz eşlerimizle bir yatağa hiç girmemeliyiz. Ahirete odaklanmalıyız dediler. Peki bu bilgiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaştığında
Bunlar din-i celisemi daha fazla yaşama konusunda bir mücadeleye girdiler. Bir yarışmaya girdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları onayladı mı? Onaylamadı. Hiçbiriniz benden daha çok Allah'tan korkamazsınız. Ben oruç tuttuğum da var, tutmadığım da var. Benden farklı yapamazsınız. Ben eşlerimle bir yatağı paylaştığım da var, paylaşmadığım da var. Benden farklı yapamazsınız. Uyuduğum da var, uyumadığım da var. Benden farklı, benden kaliteli yapamazsınız. İçinizde Allah'tan en çok korkan benim. Öyleyse bir insan kalksa, dese ki, bir gün oruç bana yetmiyor, ben iki gün peş peşe oruç tutacağım. İyi mi yapmış olur, hayır iyi yapmış olmaz. Çünkü ibadetler tevkifidir. Yani Allah ve Resulü'nden nasıl geldiyse öyle. Onun için onun bize gösterdiği usulü, din-i İslam'ı yaşama metotları işte en doğrusu, en güzeli budur diyor kendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kıymetli izleyenlerim, üçüncü cümlede ne vardı? وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا İşlerin en şerlileri muhdes olanlardır. Yani araya sokuşturulan, dinden olmadığı halde dindenmiş gibi sokuşturulan şeylerdir. Biraz önce verdiğim örneklerde olduğu gibi Amerika'da veya dünyanın muhtelif yerlerinde kadın erkek karışık camide cemaatle namaz kılıyorlar. Hatta kadın kıldırıyor, genç bir kadın öne geçiyor, arkasında erkek ve kadın cemaat var. Şimdi böyle namaz kılmak, böylesine namaz kılmak, öylesine ümmeti Muhammed'e zarar verir ki ta Bosna Hersek'teki insanların yaşantısı bile buna dönüşmüştür. Kim bilir dünyayı geçsek başka nerelerde bu kötü akım kendisine yer ve zemin bulmuştur. Bu bakımdan biz hayatımızın akışı içerisinde peygamberi bir hayat yaşamak istiyorsak bid'atlerden, başkalarının uydurduğu, soktuğu şeylerden kaçırmak lazımdır. Bu arada Mekke-i Mükerreme'de bir hadis profesörü Tahir Efendi, Efendi Hazretlerimizin sevdiği, saydığı, görev verdiği bir kardeşimiz, Hoca Efendi, bir defasında talebelerle beraber hafızlığını bitirip, tescilini yapan, Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar okuyan hafızlarımızı umreye götürmüştük. Gitmişken bir de alim ziyareti yapalım dedik. Onu ziyarete gittik. O zaman kendisine bir takım sorular sormuştuk. Bize verdiği cevaplardan birisi de enteresandı. Demişti ki, bir şeyin aslı dinde varsa ona bidat denmez. Mesela örnek şunu vermişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirmek Kur'an'da var mı? Var. Hadis-i şeriflerde var mı? Var. Öyleyse ezan okunurken bazı kitaplarda vardır. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah kısmında sallallahu aleyke ya Resulallah diyoruz. İki baş parmağımızı öpüp gözlerimizi sürüyoruz. İkincisinde karrate ayni bike ya Resulallah veya kurratu ayni bike ya Resulallah diyoruz. Yine öpüp gözlerimizi sürmüş oluyoruz. Yani her ikisinde de salatü selam getirerek dua etmiş oluyoruz. Bu bidat midir diye sordum. Dedi ki bunun aslı, yani salatü selamın aslı, ezan duasının aslı sünnette olduğu için burada böyle bir uygulama yapmak bunu bidate taşımaz. Bir başka örnek verelim. Mesela musafaha yapmak. Aslı sünnet midir? Evet sünnettir. Peki bazı yerlerde namazdan sonra camide cemaat musafaha yaparlar. Bazı yerlerde bayramlarda ve cumalarda yapılır. Değişik yerlerde uygulama farklılığı vardır. Peki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz zamanında ve Hulefai Raşidin zamanında namazlardan sonra insanlar böyle sıraya girerek musafaha yaparlar mıydı? Bu konuda yaptıklarına dair sahih bir rivayet intikal etmemiştir. Peki bir camide namazdan sonra insanların musafaha yapmış olması olmayan bir şey ihdastır ve dolayısıyla bid'attir, bid'at de merdüttür, bid'atı yapan da merdüttür diyebilir miyiz? İşte bu konuda insaflı alimlerimiz şunu söylüyorlar. Bir şeyin aslı sünnette varsa bunu bir takım zamanlara tahsis etmek sünnetten bunu çıkarıp bid'ate dönüştürmez. Mesela musafahanın aslı sünnet olduğuna göre namaz vakitlerinden sonra efendim birileri sıraya girip musafaha yapmış olsalar aslı sünnet olan bir şeyi gerçekleştirmiş olurlar. Dolayısıyla buna doğrudan doğruya bidat demek doğru olmaz diyor. Ve
Merhum İbn Abidin bu konuyu işlediğinde de şöyle söylüyor sonuçta. Bu konuda camilerde namazlardan sonra yapılan musafaha ile ilgili fukahanın değişik görüşleri var. Bidattir, haramdır diyen var, sünnettir, güzeldir diyen var. Efendim, aslı sünnettir ama bu şekilde beraber uygulanması sünnet olmasa bile sevaptan hali değildir diyenler var. Üç görüş alıyor bu konuda. Şimdi ve şunu söylüyor. Aslında diyor böyle bir adetin olduğu yere bir insan giderse bu adeti bozmamalı. Böyle bir adetin olmadığı yere gidince de bu adeti ihdas etmemeli. İhdas edilmişse bozmamalı. Efendim eğer ihdas edilmemişse yeni olarak bunu ihdas etmemeli. Kısacası bir şeyin aslı sünnette varsa bir takım zaman tahsisiyle beraber şu zaman bu zaman musafahada olduğu gibi bu zaman tahsisi bunu bidate dönüştürmez. Bu bakımdan sünnetle bidat arasındaki çizgiyi çok iyi bilmek lazım bu noktada kıymetli izleyenlerim. Peki hadis-i şerifimizin dördüncü cümlesinde ne buyuruyor? وَكُلَّ بِدَعْتٍ ضَلَالَةٌ Her bidat bir sapıklıktır. Çünkü bidat sünnetin dışına çıkmak olunca, dinde olmayan bir şeyi din içerisine koymak olunca bu ne oluyor? Birisi bir ilave yapacak, bir başkası ilave yapacak, birisi başka ilave yapacak. O zaman din özelliğini kaybeder. Çünkü vav'un ilahiyyun. Din ilahi bir kanundur. Senin benim oynamamla üzerinde oynama yapılmaz. İlahi kriterler burada geçerlidir. Binaenaleyh her bidat dalalettir. Bidatlerin tamamından sakınmak lazımdır. Kıymetli izleyenlerim bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sonraki hadis-i şerifine geçelim. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما hazretleri diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ebğadun nas ila Allah thalathatun insanlar içerisinde Allah Teala ve Tekaddes hazretlerinin en çok gazap ettiği, nefret ettiği, merhametinden kat ettiği üç grup insan vardır. Üç grup insan vardır ki Cenab-ı Hak bunlara buğz eder veya buğz ettikleri içerisinde en şiddetli buğz ettikleri bu üç tanesidir diyor. Kimmiş bunlar Allah muhafaza? Birincisi mulhidun fil haram. Ve men yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin elim Allahu Teala buyuruyor. Yani haram-ı şerifin Rabbimizin nezdinde ayrı bir değeri var. Müslümanların nezdinde ayrı bir değeri var. Dolayısıyla bir insan emin belde olan haram-ı şerifin içerisinde haktan meyledip bir zulmetmek, bir yanlışlık yapmak isterse biz ona elim azabı tattırırız diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki günah her yerde günahtır ama haramda yapılan günah çok daha büyük günahtır. Neden? Çünkü saygın bir yerde yapılıyor. Saygın bir yerde İsyan edilmez, yapılsa yapılsa itaat edilir, iyilik ve güzellik yapılır. Binaenaleyh Allah-u Teala'nın en çok nefret ettiği üç grup insandan birincisi haram-ı şerifte efendim büyük günah işleyen, yanlış yollara sapan, birilerine eziyet etmek isteyen insanlar Allah-u Teala'nın en çok buğz ettiği insandır. İnsanlarda üç grup insandan birincisi budur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kıymetli izleyenlerim, bakalım ikinci sırada ne vardır? وَمُبْتَغِنْ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّتِ İkincisi İslam dininde cahiliyetin adetlerini, geleneklerini sokmaya çalışıyor. Yani Müslümanların arasında İslam'ın ve Müslümanların örf ve adetleri değil de cahiliyet örf ve adetlerini sokmaya çalışıyor. Allah Teala'nın en çok nefret ettiği de budur. Kıymetli izleyenlerim, hani derler ya eğri oturup doğru konuşmak lazım. İster eğri oturalım, ister doğru oturalım ama sözümüz hep doğru olsun. Şöyle bir anekdot anlatmak isterim. 60'lı yıllarda bizim köyümüzde Almanya'da çalışan bir kardeşimiz oradan yıllık izine gelirken kendi kızının yanında bir de Alman kız arkadaşını, kızının kız arkadaşını öyle Türkiye'yi gelip gezdirmek için getirmişti.
O zaman gelen Alman hanım kız elbette Müslüman değildi. Alt taraftan bir pantolon giyiyor, sadece saçları açıktı. Bunun dışında dekolte kıyafeti, yani dizine kadar veya daha yukarıya kadar açık bir kıyafetle değildi. Fakat başı açık olan bir hanım kızı, 18-20 yaşlarındaki bir hanım kızı, Almanya'dan köyümüze getirdi diye köyün girişinden haber duyulduğu andan itibaren köyümüzde bir infilak meydana gelmişti. Kimse bunu kabullenmemişti. Bizim ahlakımız dejenere olur demişlerdi. Çocuklarımız, kızlarımızın efendim yaşantısı bundan etkilenir demişlerdi. Şimdi kıymetli izleyenlerim, 60 yıllarda böyleydi. Dün o tepkiyi veren insanların bugün torunları, bugün kendi kızları, bugün kendi gelinleri, o gün köyümüze gelen Alman kızından çok daha sosyetedir, çok daha açık saçıktır, çok daha farklı bir kıyafete bürünmüştür. O zaman bu tepkiyi koyan Müslümana, dini anlayışı, dine bakışı, harama helale bakışı bu kararı verdirmişti. Peki bugün değişen ne? Din mi değişti? Din değişmedi de İslam dininin içerisine cahiliyet adet ve geleneklerini sokmaya başladık. Kızlarımızı açtık, gelinlerimizi açtık, damatlarımız, eşlerimiz, efendim dünya döngüsüne kaptırdık kendimizi. Haram nedir, helal nedir, ilahi kriterler nedir, ne değildir? Bunlar bizi pek ilgilendirmez oldu ve dolayısıyla İslam toplumunun içerisinde cahiliyet adetleri hükümran olmaya başladı. Bugün soruyorum size kıymetli izleyenlerim, elhamdülillah Müslümanım diyen çok kıymetli vatandaşlarımızdan 100 taneden kaç tanesinin evinde şarkı, türkü, eğlence yok da bunun yerinde manevi duygularını coşturacak her akşam Kur'an-ı Kerim vardır veya sohbetler vardır. Bunların sayısı çok azalmış. Bir apartmanda 20 dairelik, 30 dairelik, 50 dairelik bir apartmanda kıblesi belli olan kaç tane vardır? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz hep İslam toplumuyuz. O 50 hanelik apartmanda bile ben gayrimüslimim, Müslüman değilim diyen hiçbir tane yoktur. Hepsi Müslüman insanlardır. Peki ne oldu? Müslümanım diyen bu insanlar ev hayatlarına, aile hayatlarına, güncelik hayatlarına, normal hayatlarına ve ahlaklarına İslam'dan olmayan şeyleri sokmuşlardır. Sanki normalmiş gibi efendim bunlar benimsenmiş ve yaşanmaya başlanmıştır kıymetli izleyenlerim. Peki hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyuruyor? اَبْغَلُوا النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ ثَلَاتَةٌ İnsanlar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın en çok buğz ettiği 3 grup insandır. Birisi haram-ı şerifte günah işleyen, zulmeden. İkincisi İslam dininin içerisinde olduğu halde cahiliyet adetlerini oraya taşıyıp İslam'ı kirletmeye çalışanlardır. Üçüncüsü de وَمُطَّلِبٌ دَمَمْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍ لِيُهْر۪يقَ دَمَهُ Bir insan nahak yere, haksız bir yere bir başkasının canına kıymak istiyor, kanını akıtmak istiyor. Canı veren Allah'tır. Ancak onu Allah alır, başkası alamaz ki. Kimsenin canına kıyma hakkı yoktur. Allah kimseye böyle bir hak vermemiştir. Ha kısasa kısas babanı öldürdü, oğlunu öldürdü. Kısasa kısas Allah böyle bir hak vermiştir. Ama bunun dışında kızdım, borcunu ödemedin, arazime tecavüz etti, tak 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 vurdum öldürdüm seni. Öldürme yetkisi yok. Her insanın elbette suçu varsa, suçunun mutlaka bir bedeli vardır. Bu bedel ya dünyada olur ya ahirette olur. Adam öldürmek bizim yetkimizde değildir. Onun için anarşist olan insanlar, terörist olan insanlar ahirette kolay kolay hesap veremezler. Kim bilir nicelerini suçsuz, kabahatsiz bir yere öldürmüşlerdir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bunlara da lanet ediyor, gazap ediyor. Bunlardan daha çok gazap ettiği başka kimse yoktur diyor. Bu hadis-i şerifi doğru düzgün anlayabilsek, insanlarımıza, kardeşlerimize anlatabilsek anarşi diye bir şey olmaz ki. Vuran da Müslümanım diyor, vurulan da Müslüman. Hangisi doğru? Ortada bir yanlışlık var. Müslüman Müslümanı öldürür mü? Bugün Suriye'de, Irak'ta olan meydana gelen olaylar neyin nesi? Efendim dışarıdan gelen yavrular ne için gelmişler? Bizi acıdıkları için mi gelmişler? Birbirini vuran insanlar. Müslüman bir tarafta, öbür tarafta ben de Müslümanım diyen. Birisi tekbir, öbürü de tekbir getiriyor. Ne olmuş?
küfrün, cahiliyet döneminin ne kadar pislikleri varsa İslam toplumunun içerisinde bunlar taşınınca İslam toplumu dejenere olmuş oluyor kıymetli izleyenlerim. Onun için evlerimiz ne olmalıdır? Sünnete benzemelidir, Efendimizin hayatına benzemelidir. Ayrıca hiçbir zaman bir Müslüman asla ve kat'a bir Müslümanın canına kıymayı aklının köşesinden geçirmemelidir. Böyle bir durum olduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın en çok buğz ettiği insanlar arasında yer almış olur kıymetli izleyenlerim. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Bakalım Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyorlar? Ve an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz bunu anlatıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kullu ümmeti yedhulûnel cennete illâ men ebâ. Bütün ümmetim cennete girecektir. Bana inanmış, benim izimden yürüyen, benim ümmetim dediğim herkes cennete girecektir. Ancak iba eden müstesna. Kıyıl ve ben eba, dediler ki ya Resulallah iba eden müstesna dediniz. Kimdir iba eden? Kâle men etâni dehalel cenne ve men asâni fekal eba. Kim bana itaat ederse, sözümü dinlerse bana itaat etmiş olur. Kim sözümü dinlemezse bana isyan etmiş olur. Bana isyan eden de iba etmiş olur. Öyleyse hadis-i şerifin anlamı şu oluyor. Bütün ümmetim cennete girecektir. Ancak bana itaat edenler cennete girerken bana isyan edenler giremeyecektir. Bir insan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nasıl isyan etmiş olur? Ortaya koyduğu yolu yol olarak kabul etmez. O yoldan yürümez. Onun sünnetini yaşamaz. Bidatleri kendi hayatına taşır. Bir Müslüman delikanlı, delikanlı olsa da Müslümandır, Müslüman delikanlı diyoruz. Efendim koluna mahremi olmayan, nikahlısı olmayan birisini takıp da efendim metroda, otobüs durağında, parkta, ormanda, pastanede, postanede, orada, burada efendim koluna takıp gezemez ki. Başka şeyler hiç yapamaz ki. Ama eğer bir insanda İslam kültürü kaybolmuş ise bütün bunlarda ne yapmış oluyor? Sanki normalmiş gibi yapıyor. Ama kardeşim burada Resulullah'ın talimatı var. İtaat eden misin, isyan eden misin? İtaat edenler cennete girecek buyuruyor. Asi olanlar iba etmişlerdir, cennete giremeyeceklerdir buyuruyor. Onun için bizim hayat tarzımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine mutlak itaat vardır. O mu emretti? Amenna ve saddakna. O mu böyle söyledi? Amenna ve saddakna. O mu bunu yasakladı? Amenna ve saddakna. Çünkü o kendi kendine konuşan birisi değil, Allah'tan aldığı talimatı bize ulaştıran birisidir. Dolayısıyla amenna ve saddakna demekten başka hiçbir çaremiz yoktur. Başka hiçbir şey de doğru olmaz. Ancak amenna ve saddakna dersek doğru olur. Hadis-i şerifimizi tekrar özetlemek icap ediyorsa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ümmetimin hepsi cennete girecektir. İba eden müstesna. Dediler ki ya Resulallah iba eden kim ki? Beni dinleyen, bana itaat eden, sözümü dinleyen cennete girmiştir. Bana isyan eden, sözümü dinlemeyen ise iba etmiştir. Dolayısıyla o cennete giremeyecektir. Kıymetli izleyenlerim, bu konuda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir başka hadis-i şerifini paylaşalım siz kardeşlerimizle. Ve an Cabir'in radıyallahu anhu kal. Hazreti Cabir radıyallahu anh bir macerayı anlatıyor, bir olayı anlatıyor. Diyor ki, Câet melâiketun ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ve huve naimun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyurken bir grup melek geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fekalu. Dediler ki inne li sahibiküm hâzâ meselen fadribû lehu mesela. Bir kısım melekler diğerlerine bu arkadaşınızın bir örneği vardır. Bunun örneğini anlatın. Bir dar bir mesel yapın bakalım. Bu neye benzer? Bunun manzarası neye benzer? Dediler. فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْضَانٌ. Onların bir kısmı dediler ki bu uyuyor. Bir kısmı dedi ki bunun gözü uyusa da kalbi uyumuyor, kalbi uyanıktır. Dolayısıyla sizin konuştuklarınızı o duyuyor.
Fakalu dediler ki meseluhu kemethil racülin bena daran ve ceale fiha me'lubeten ve ba'ase da'iyen. Bunun misali neye benzer? Bir insan düşünün ki bir ev, köşk bina etmiştir. Bir köşk bina eden insan düşünün ve bu binayı yaptıktan sonra da orada bir ziyafet tertiplemiştir. Ve ba'ase da'iyen, bir elçi, bir rehber bulmuş, bir davetçi bulmuş, onu göndermiş mahallede, köydeki insanlara, git şunları çağır, şu insanları çağırın benim ziyafetime diye yapmış olduğu kocaman efendim köşkün, binanın içerisindeki ziyafete davet ediyor. Git, gidin davet edin, git davet et diyor insanları buraya. O da gidiyor, insanları davet ediyor. Femen ecabet da'ye, davetçi birilerini davet ediyor. O davete kim icabet ederse ne yapıyor? Geliyor. Gelince evin içerisine giriyor. Gelince de ziyafetten istifade ediyor. Femen ecabet da'ye, davete icabet eden, dehalet dar, bir defa eve girmiş oluyor. Ve ekele minel me'dubeti, ziyafetten de yemiş oluyor. Ve men lem yücib da'ye, davetçi haydi buyurun davetlisiniz dediği halde, boşver diyor, davetçi icabet etmiyor. Lem yedhulid dar, o eve giremez, girmemiş oluyor. Ve lem ye'kül minel me'dubeti, o ziyafetten de yememiş oluyor. O ziyafetten yiyebilmek için, evvela davete icabet etmek lazım, sonra eve girmek lazım, sonra sofraya oturup yemek lazım. Davetçiye icabet etmeyince birinci adım gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla evin içerisine hiç girmemiş olur, sofraya da oturmamış olur, mahrum kalmış olur. Peki bu neyin örneğidir? Fekalu evviluha lehu yefkahha. O bir kısım melek, diğer grup meleğe diyor ki bu rüyanın tabirini de yapın diyor, anlaşılsın diyor. Bu rüyanın tabirini yapın, ne demektir bu, anlaşılsın. فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْضَانُ. Yani bu rüyanın tabirini yap ki bu da duysun, anlasın onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili. Yine meleklerden bir grup diyor ki yani bu uyuyor zaten, duymaz. Öbür grup melek diyor ki hayır, bunun gözü uyuyor ama gönlü uyumuyor, gönlü uyanıktır. Dolayısıyla siz örneğinizi söyleyeyim, tevilini yapın rüyanın. قَالُوا فَقَالُوا dediler ki اَدَّارُ الْجَنَّةِ. Bir insan bir köşk yapıyor, o köşkte bir ziyafet hazırlıyor. Buradaki köşk neyi temsil ediyor? Cenneti temsil ediyor. Yani Allah Celle Celaluhu cenneti hazırladı ve içinde de ziyafetleri yerleştirdi. Peki burada davetçi kimdir? O ziyafete davet eden kimdir? Bu ziyafete davet eden ve da'i Muhammedun, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. فَمَنْ اَطَاعَ مُحَمَّدًا. Kim Muhammed Mustafa'ya itaat ederse, davet ediyor, davetçi olarak geldi, davet ediyor. Kim onu dinler ve dediğini yapar gelirse, fakat ata'allah, Allah'a itaat etmiş oluyor ve dolayısıyla cennete girmiş oluyor, cenneti hak etmiş oluyor, oradaki ziyafetten istifade ediyor. Ve men asa Muhammeden, bir insan Muhammed Mustafa'ya isyan ederse, fakat asallah, Allah'a isyan etmiş oluyor. Efendim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme değil, onun elçiliğini yaptı, Allah'a isyan etmiş oluyor. Ve Muhammedun farkun beynen nas. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında haklı ile haksızı, doğru yolda yürüyen ile batıl yolda yürüyen arasını ayırt edicidir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları davet ediyor. Bu davete icabet edenler var, etmeyenler var. İcabet edenler, itaat edenler, icabet etmeyen, itaat etmeyenler. Birisi davete icabet ettiği için ziyafete doğru, cennete doğru koşanlar, birisi davete icabet etmediği için cennetten mahrum kalanlardır. Kıymetli izleyenlerim, bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Cenab-ı Hakk'ın çok önemli, güzel bir davetçisi olarak görmek lazım. وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ. Allah'ın izniyle Allah'a davet eden mükemmel bir insan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizi davet ediyor. Vallahu yed'u ila darisselam. Allah bizi davet ediyor. Peygamberi bizi davet ediyor. Nereye davet ediyor bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Bizi cennete davet ediyor.
Biz bu davete icabet ettiğimiz zaman cennete girmiş oluyoruz ve cennetteki Cenab-ı Hakk'ın ziyafetlerinden istifade etmiş oluyoruz. Peki bu davete icabet etmeyen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemeyen ne yapmış oluyor? Cennetin kapısını kendisine kapatmış oluyor. Bu ziyafetin kapısını kendisine kapatmış oluyor. Sevinelim kardeşlerim. Allah Resulü'nün her davetine icabet ettiğimizde biz kendimizi cennette hissedelim. Cennetin o güzel nimetlerinde hissedelim. Çünkü bu davete icabet eden o ziyafetten istifade edecek. Bu vesileyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği nurlu yolda başka bir şeyi karıştırmadan, işin tadını tuzunu karıştırmadan, bozmadan sünnet-i seniyye üzere sımsıkı yürümeye gayret edelim. Bid'atleri evimizden, hayatımızdan, mescitlerimizden uzaklaştıralım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin izinden severek yürümeyi, bilinçli bir şekilde yürümeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Bazı kardeşlerimiz değişik vesilelerle efendim cenazelerinde vesairelerinde, haç dönüşlerinde, evlerinde mevlüt merasimi tertiplerler. Onlardan bir kısmına şunu söylemişimdir. Kardeşim, mevlüt merasimi yapacak yerde sohbet merasimi yapalım, Kur'an okuyalım, dua edelim, sohbet edelim. Ben bir hanımı bir sorayım diyor. Arkadan haber geliyor. Hayır, bizim hanım da mevlüt istiyor. Yani mevlüt veya bir takım ilahileri okumak ne zaman sohbetin, ne zaman duanın, ne zaman namazın, ne zaman Kur'an'ın yerine geçmiştir? Bidatler hayata girince sanki bunlar Kur'an'dan daha değerli hale gelmiş oluyor. Rabbim her birimizi hayatımızın her safhasında bidatlerden uzak olan, sünnet-i seniyeye sımsıkı sarılan bahtiyar kullarından eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.